neler özelleştirdi hocam? Türkiye'de neler efendim, kaybetti? Bu halk neler kaybetti? Ya vallahi her şey özelleştirildi. Neler kaybetti? Soner Yalçın, Soner Yalçın o da günah çıkarır gibisinden Erbakan'la ilgili bir kitap yazdı biliyorsunuz. Orada uzun bir liste halinde de veriliyor. Merak edenler bir tekrar olsun diye oradan da okuyabilirler. Ben sadece çok önemlilerini söyleyeceğim. Bir, 10 şeker fabrikası özelleştirildi. 14 şeker fabrikası tamamen kapatıldı. Bir. SEKA kapatıldı. Bak, kapatma ve yani desendüstrializasyonla özelleştirme birlikte gitti. Balıkesir şeker fabrikası özelleştirildi. Ancak bu da işletilmiyor. Albayrak Holding burayı aldı. Maksadı makinaları hurdacıya satmak ve fabrikayı yağmalamaktı. Ancak sendikanın yani işçilerin ya o kadar aceleyle satın aldı ki bunların da bu kadar işte zekası görüyorsunuz. Zekası da bu kadar bu adamların. Bu kadar akılları. Bu kadar aceleyle satın aldılar ki ortaklık yapısını incelememişler fabrikanın. İşçiler fabrikayı ortak olduklarından makinaları sattırmadılar. Evet, öyle o kavgayı biliyorum. Dolayısıyla Balıkesir SEKA kağıt fabrikası kurtuldu. Ancak orayı da işletmiyor. Çok çeşitli bahanelerle işletmedi bugüne kadar. Bakın 20 yıl oldu hala da fabrikayı işletmeye almadı. Kağıt fiyatı bu kadar yükseldiği halde o zannederim buradaki bu İzmit fabrikasının ikiziydi sanırım orası değil mi? Öyleydi. Öyleymiş. Bakın bunca yıldır işletmiyor. Burada da desendüstrializasyon devam ediyor. Sanayisizleşme burada da devam. Zannederim kalan bu hissedar işçilerin emekli olması veya ellerinden hisselerini alabilmek için uğraşıyor. Fabrikayı hurdacıya satabilmek, yani yok etmek için fabrikayı. Bu arada limanını kullanıyor. Limanda da ne çevirdiklerini vallahi bilmiyorum. Fabrika çalışmıyor, liman haralarım işliyor. Ben anlamadım burada ne var. Zaten nerede limanı olan bir fabrika özelleştirildiyse o fabrikanın işletilmediğini ama limanın haralarım çalıştığını görüyorsunuz. Seçimden sonra bu konuya dikkat edilmesi lazım. O limanlarda bir şeyler dönüyor. Evet. Balıkesir SEKA kağıt fabrikası özelleştirildi. Yine Sinop'taki fabrika özelleştirildi. Bunun dışında SEKA'nın mesela Afyon Çay'daki, İzmit'teki bu meşhur büyük fabrikası. Bunlar zaten eski füskü işe yaramaz tesisler denilerek yepyeni gıcır gıcır makinalarıyla tıkır tıkır işleyen yüksek teknolojili tesisler buradaca satıldı. Şeker fabrikalarını söyledik. Çok önemli bir özelleştirme Eti Maden işletmesidir. En önemli. Eti Maden ferrokrom tesisleri Yıldırım Holding ve Lübnanlı bir ortağına satıldı. Tam ismini hatırlayamayacağım. Önemli değil. Türk-Lübnan ortaklığına satıldı. Hala daha da onların elinde. Bu Yıldırım Holding Eti Maden'le birlikte çok sayıda limanı da devraldı. Hatta Yıldırım Holding bu liman işletme işini de o kadar sevdi ki şu an dünya çapında en büyük liman işletmecilerinden biri haline geldi. Dünya çapında bir limanlar ağı kurdu. Yıldırım Holding ve Lübnanlı ortağı. Bizim ferrokrom Çin'e gidiyor. Buna karşılık Çin'den bizim ithalatımız anormal miktarda arttı. Ferrokrom satmamızın karşılığında Çin bize senede 20 milyar dolarlık fazladan mal satarak açık vermemize neden oluyor. Zaten AKP döneminde olan en önemli değişiklik eskiden sadece Almanya ve Avrupa'ya karşı açık verirken şimdi Çin'e karşı açık veriyoruz. Yani bu bir gelişme ise eğer. Ancak bizim ferrokromumuz olmadan Çin sanayisi batar. O kadarını söyleyeyim. Bu durumda peki arzı kısalım, fiyatı yükseltelim onu da yapmıyorlar. Çünkü Yıldırım Holding bir operasyonu yürütüyor. Küresel güçler tarafından kendisine verilmiş bir görevi yürütüyor. Dolayısıyla Çin'e karşı arzı kısıp da fiyatları falan yükseltmez. Lübnanlı ortağı da Hizbullah'a karşı savaşıyor. Onun da dümeni ondan ibaret. Çünkü Fransa'nın adamı. Ferrokrom tesisleri Türkiye'nin en yüksek katma değerli maden ürünü. Üreticisidir. Bu da özelleştirilmiştir. Kütahya Magnesit, Kümaş yine özelleştirilmiş. Çok önemli bir maden işleme veya maden ürünü üreticisi tesisimizdir. Şöyle diyeyim, bu bilgisayarlarınızda kullanılan bu çok kıymetli magnezyum kasalar var ya, ham maddesi Kümaş tarafından üretilmektedir. Ama Kümaş sadece magnesit satıyor. Aslında magnezisi işleyip bunu blok halinde magnezyum levha biçimini haline getirebilirsiniz. Ama nerede o günler? Yani o yatırım yapacak adam yok. Evet. Bir başka özelleştirme burada Yıldız Entegre'ye satılmış olan Yıldız Sunta, eski İzmitliler bilirler.
Ona satılmış olan İksaç gübre tesisleridir. İzmit gübre. Ayrıca İstanbul gübre de var zannederim. Birkaç tesis sattılar gübreye. Yani gübre üreten birkaç tesisi onlara sattılar. Bunlar da maliyetlerin yüksek olduğu gerekçesiyle yıllarca tesisi işletmediler ama limanda kullanıp gübre ithal ettiler. Ve iç piyasa ithal gübre sattılar. Tesisi boş tuttular. Yani öylesine tuttular. Şu an zaman zaman işletip bir miktar amonyak ve üre üretiyorlar. Sonra tekrar kapatıp ithalata geçiyorlar. Böyle yarım yamalık işletip devam ediyorlar. Bu aralar bahaneleri doğalgazın çok pahalı olması. Neymiş? Bir, bütün dünyada gübre doğalgazdan üretiliyor. Ulan bizim kullandığımız doğalgazda yani diğer gübre üreticilerinin kullandığı hava gazı mı? Nefes mi? Nedir? Aynı gaz onlar için de geçerli. Onlar aynı doğalgazla düşük maliyetle üretip bize gübreyi satabiliyorlar. Biz niye bu işi yapamıyoruz? Bunu bana bir anlatsınlar. Bir, iki. 1973'te o tesis kurulduğunda doğalgaz diye bir şey yoktu. Evet. Ama o tesis bugünkünün 4 katı daha fazla amonyak ve üre üretiyordu. Nasıl oluyordu peki? Söyleyeyim, tesis aslında kömürle işlemek üzere yapılmıştı. Yani meşhur boş prosesidir. Merak eden izleyicileriniz baksınlar. Boş prosesi temelde kömürle, linyitle yapılır. Yani kızgın buhar ve linyiti bir araya getirirsiniz amonyak çıkar gibi bir şey. Yani bu kadar basit değil, daha karışık ama basitçe bu. Aynı işlemi daha basit ve temiz olsun diye doğalgazla da yapabilirsiniz kömür yerine. Tesis başta kömürle işliyordu. Kömürle amonyak üreten tesis hala da duruyor. 1-2 milyon dolarlık bir yatırımla o tesisi yeniden işletmeye alabilirler. Yıldız Holding'in elde ettiği kar milyar dolarlar. Bu küçük yatırımı yapıp tekrar tesisi kömürle işletmeye alabilir. Ve çok daha ucuza doğalgaz üretir. Madem, özür dilerim, amonyak üretir. Madem doğalgaz pahalı. Ama yapmıyor. Yapmak istemiyor. Niyeti bu değil çünkü. Yapmıyor. Ama çok basit bir şey. O tesis 1973'te kömür kullanarak amonyak üretmek üzere kuruldu. Yine kömürle işletilir. Ama adam yapmıyor kardeşim. Yapmıyor. Neden? Çünkü kamu yararını da düşünmüyor. Başka bir hesabı var. Başka önemli özelleştirilen tesisimiz, malumunuz efendim, Seydişehir'i özelleştirdiler nihayet. Onu da içine ettiler. Türkiye'nin 1971 muhtırasına maruz kalmasının nedeni olan çok önemli stratejik bir tesisti. Bu da ne yazık ki özelleştirilmiş bulunuyor. İskenderun Demir Çelik sanırım. Evet, İstemir. İstemir, o da zannederim özelleştirildi. Onda çalışanların payı var mı yok mu bilmiyorum ama galiba onun durumu Karabük veya Ereğli gibi değil. Daha birçok mesela torna fabrikaları, efendim, tütün fabrikaları, sigara tabii fabrikaları. Tabii ki. Onlar da çeşitli Amerikalı tekelin fabrikaları, rakı fabrikaları. Yani onlar satıldı, onlar özelleştirildi. Yine bunlar yabancı ortaklıklara satıldı. Yani mümkünse onun için rakı içmeyin. Tabii kör elma biraz ihtimali var ama kendi rakınızı kendiniz yapın. Ne diyeyim? Çünkü paranız Amerika'ya gidiyor ona göre. Hem onlara satıyorsun fabrikayı hem de ondan sonra sigara içme, rakı içme. Evet. Yok arkadaş, yani dediğim gibi eskiden rakı içince işte paramız memleket içinde kalırdı. Bir işe yarardı değil mi? Hayır ederdi. Evet. Artık rakı parası da Amerika'ya gidiyor. Onun için arkadaşlar maalesef. Sigara paraları. Yani kendi rakınızı kendiniz yapın. Tabii biraz kör olma ihtimali var ama ne yapacaksın işte. Tütün çiftçisi bitirildi. Pandeyar çiftçisi bitirildi. Çay. Çay dediğiniz gibi fındık. Ama tabii birçok yerde fındık üretimi, bazı yerlerde ekimi yasaklandı. Mesela Giresun bazı bölgelerinde. Pandeyar söküyor adamlar hocam yani. Tabii ki. Halbuki fındık çok önemli bir iki iç piyasası da bir de yasakladıkları yerlerde. Mesela Gümüşhane Kürtün'de. Mesela fındıktan başka bir şey yetişmez ki. Evet. Yani fındığı yasakladılar. Mesela Kürtün'ü bitirdiler. Boşaltsınlar da oraları maden sahası yapsınlar hocam. Zaten pek çok ilin en az yarıdan fazlası, yani yarıdan fazlası maden sahasına çevrildi. Maden efendim, bu satıldı. Gümrük Birliği'nden çıkmamız veya daha doğrusu biz gümrük birliği değil zaten. Bu genel gümrük ve tarife anlaşması Avrupa Birliği ile. Bu anlaşmayı GATT 1994 tarihinde son biçimi verilmiş ticaret ve tarifeler üzerine genel anlaşma uyarınca bu anlaşmayı küllen revize etmemiz gerekiyor.
veya çekilmemiz gerekiyor. Bu haliyle bu gümrük birliği yürümüyor. Bu bizim Avrupa tarafından sömürülmemiz demek. Tarım politikası da bu etkisinden maalesef Türkiye'yi çöküşe, yok oluşa götürüyor. Evet. Fındık zaten şu an Cüneyt Sapsu bu işin, o işin altında da Cüneyt Sapsu var. Onun organize ettiği 3-5 büyük aracının elinde ve fındığımız zannedilenden çok ucuza Avrupa'ya satılıyor. Yani fındıktan aslında kazanabileceğimiz parayı da kazanamıyoruz. Bu işin Fisko Birlik liderliğinde tekrar çiftçi kooperatiflerine verilmesi, bu işin yeniden organize edilmesi ve fındık ekiminin serbest bırakılması, fındığa iyi para verilmesi, yurt dışında da çok daha yüksek bedelle satılması gerekiyor. Evet, madencilerin ruhsatları da iptal edilmeli hocam. Mesela kesinlikle bütün, Alabos, evet, Gold, evet. Yani bu firmalar Türkiye'ye hiçbir şey bırakmadan madenleri alıp hem bayi kirletiyorlar. Bugün Koza Altı yine 1 milyar dolarlık bir yerde yeni altın cevheri bulmuş. Bugün haber vardı. 1.2 milyar dolarlık yeni altın cevheri. Bize faydası yok ki zaten çıkart. Yabancı ortağına gidecek. Siyanür bırakıyorlar. Pardon, Afyon'da büyük gümüş madeni var. Orası da özelleştirildi. Orada var. Evet, Afyon'daki büyük aylık net karı oranın 10 milyon euroydu. Yani vergisi falan bütün masraflar düştükten sonra kalan, sahibi beğenmiyordu. Sanırım Tayyip Erdoğan'ın ilk bu siyasete atıldığı, işte bu gıda toptancılığı falan yaptığı dönemden arkadaşıymış. Orayı da öyle birine sattılar. O da aylık net 10 milyon euro kârı beğenmiyordu. Bu paraya da bu iş yapılmaz falan diyordu adı. Afyon'daki gümüş madeni var. Bakın yine önemli bir özelleştirmedir. Daha birçok net kâr eden kuruluş buralar. Tabii oralardı kesinlikle. Petkim, Tüpraş, Petlas. Yani Sümerbank kapatıldı tabii bunun yanında. Sümerbank'ın tabii ki kapatılması Sega'nınki gibi. O özelleştirme, bu desendüstrializasyon. Yok etme. Halbuki ben Sümerbank malını vallahi arıyorum. Ha, Bursa'da Merinos. Gerçi onu galiba Özal. Evet. Kapatma noktasına getirdi. O fabrikaların üretmiş olduğu tekstil ürünlerinin kalitede ürün bugün Türkiye'de yok. Varsa da ithalle çok pahalı. İki, hayvancılar büyük darbe vurdu. Mesela Türkiye'de artık tiftik üretilmiyor. Tiftiği Güney Afrika üretiyor. Bütün piyasayı ele geçirdi. Merinos üretirdik eskiden kaliteli düzeyde. Avustralya'dan sonra ikinci geliyorduk. Artık onu da üretmiyoruz. Peki hocam, çıkış olarak şöyle kısaca bu ülkenin bu durumdan çıkışından biraz bahsettin girişte ama tam olarak şu anda ne yapmalı? Efendim yani, Allah bize efendim sana... fazla Türkiye'de sorunumuz fazla bilenlerin elinde bir imkanın veya uygulama imkanının olmayışı, ama hiç bilmeyenlerin ya da bilgisini sadece vatana ihanet için kullananların, vatan hainlerinin diyeyim veya küreselleşme için bilgisini kullananların iktidarda olması veya diğerlerinde bilmemesi. Mesela sana bahsettiğim OECD anlaşmasında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sadece Mehmet Akif Bey anladığım kadarıyla biliyor. Onun dışında bilen yok. Kimse bilmiyor böyle bir anlaşmanın varlığını. Bütün dünyada bunun üzerine koca bir literatür var. Bütün dünya çatır çatır vergi gelirini arttırıyor. Türkiye sermaye kaçışını engelliyor ülkeler. Sanki teşvik ediyor gibi. Türkiye'nin bu anlaşmanın haberi yok. Gündeme getirilmiyor. Gizleniyor bu anlaşmanın varlığı. Yani düşünün artık. Dolayısıyla Türkiye'de bu iş bilmeyenler tarafından idare ediliyor. Bilenlerin de bir iradesi yok, ama benim elimde eğer bir imkan olsaydı bu işin son derece kolay olacağını, Türkiye'nin kendini toparlamaktan geçtim. Ama Türkiye'nin bakın süper güç olabilecek. Evet. Potansiyeli var. Gerçek anlamda. Yani bu Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi hamaset manasında biz büyük ülkeyiz demek değil. Gerçek anlamda. Yani üretim ve iktisadi güç olarak, imalat sanayi gücüyle, üretimiyle, ekonomisiyle, Türkiye'de teknolojisiyle Türkiye'nin büyük güç olacak imkanı vardır. Son derece kolay bir şekilde. Yani 1-2 yıl içerisinde bu iş toparlanır. 10 yıl içerisinde de Türkiye gerçekten büyük bir sanayi gücü haline gelir. Aynı zamanda da tarım gücü haline gelir. Tarım, hayvancılık ve sanayi kendi kendine yetebilen bir ülke haline gelir. Efendim, yetmenin ötesinde biz dünyayı besle... Bakın efendim, 1980'lerde Devlet Planlama Teşkilatı'nın hesapladığı nüfus projeksiyonumuz minimum 140 milyondu. Türkiye'nin bu kadar nüfusu barındıracağı, yani hepsinin ev sahibi olması, herkesin ev sahibi olması kaydıyla bu nüfusu barındırıp besleyeceği, bir de üstte büyük miktarda tarımsal ihracat yapacağı
hesaplanıyordu. Bugün 80 milyon işte biraz da sığınmacısıyla beraber 90 küsür milyonluk bir nüfusu besleyemediğimiz gibi bakın bir de insanlar sokakta. Neden? Çünkü anti planlama yöntemiyle tarım alanlarını yok ettik. Belediyeler ha gayret yani bu konuda özel bir emir almışlar veya Yunan İşgal Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yönetiliyormuşçasına memlekette ekilecek toprak bırakmamaya kararlılar. McInnes raporu. McKinsey raporu 2004 yılında meşhur McKinsey Co. danışmanlık firması, bir tür paralel IMF, küreselci neoliberal bir düşünce ve danışmanlık kuruluşu. Bu grup tarafından Ali Babacan vasıtasıyla hükümete verildi. Ali Babacan'ın aldığını ve bunu hükümete tanıtıp dayattığını çok iyi bir şeymiş gibi gösterdiğini biliyorum. İşte tarım alanlarının da katliamı oradan bu, gelmedi mi? Tabii programın temel öngörülerinden birisi şeker fabrikalarının kapatılması daha doğrusu yani şeker piyasasının rekabete açılmasıydı. Yani onca o kadar önemli makro tedbirler verilirken ne hikmetse bunlar içerisinde hemen şeker piyasasını en başa koymuş. Bakın neoliberalizmin özel olarak Türkiye'de kafasına taktığı bir konudur. Şeker fabrikaları. Çünkü Türkiye'nin tarımsal yeterliliğini sağlıyor. Türk insanının proteinle beslenmesini sağlayan en önemli tehlikeydi şeker fabrikaları. Şeker fabrikalarını yok etmeyi bakın kafaya koymuşlardı. Bunun için Amerikan mısırından yapılmış nişasta bazı zehirli kanserojen şekerin piyasaya hakim olmasını ve şeker fabrikalarının kapatılması şartını da öneriler arasında getirmişlerdi. Şeker piyasasını rekabete açın adı altında. Burada şeker değil tabii ki. Küspenin ve melasın bitirilmesi söz konusu. Hayvancılığın bitirilmesi için. Keza aynı zamanda bütün imar yetkisinin. Hocam aynı zamanda da üreticinin değil mi? Tabii yani? Ki. Tabii ki o durumda. Ya bakın insanlar yazın pancar ekerler. Kışında bunun küspesiyle yıl boyunca hayvan beslerlerdi. Yani yazın pancarı ekip satıp geçinirlerdi. Kışında süt ve et satarak geçinirlerdi. Yani pancar üreticileri aynı zamanda hayvancıydılar. Bütün pancar çiftlikleri aynı zamanda küçük bir et kombinasıydı. Öyle değil mi? Tabii. Bunu hatırlayın. Böyle yürüyordu sistem. Yani bu bizim gücümüzdü. Yani şeker fabrikalarının kapatılması, şeker pancarı çiftçiliğinin yok edilmesi kadar aptalca bir şey daha düşünemez. Bu ihanettir. Adeta bakın şeker fabrikalarıyla kendi fabrikaları kendi çevreleriyle uyum halinde çevreci fabrikalardı. Ay kokuyordu, etrafı koku basıyordu falan diyenler tamam aç olarak temiz kokular içerisinde yaşasınlar kardeşim. Yani bu kadar aptalca sosyetik bir şımarıklığı hayal başka türlüsünü hayal edemiyorum. Şeker fabrikaları çevreyle uyum halinde çevreci fabrikalardı. Tarımsal ekosistem meydana getirmişlerdi. Kendi çevreleriyle uyumlu bir permakültür yaratmışlardı. Hayvancılık ekosistemini besliyorlardı. Yani bu fabrikaların kapatılması kadar bu ihanet başka bir şey değil. Pardon nerede kalmıştık? Nerede şeker? McKinsey raporu. McKinsey raporunun diğer önemli maddesi bütün imar yetkisinin bakın merkezi yönetimden alınıp keza zaten devlet planlamanın kapatılması da var öneriler arasında. Çünkü plansızlaşma daha dinamiktir diyor. Ayrıca bütün imar yetkisinin merkezi yönetimden alınıp veya merkezi yönetimin onay yetkisinin de kaldırılıp tamamen belediyelere devredilmesi. İki, belediyelerin istediği her yeri imara açmasına izin verilmesi. Bu sayede diyordu inşaat sektörü çok dinamik bir şekilde gelişecektir. Sizin çok güçlü ve dinamik bir inşaat sektörünüz var. Ali Babacan'ı çıkıp öyle söylüyor ya. Bizim inşaat sektörümüz çok güçlü ve dinamikmiş. Dünyayı hayran bırakıyormuş. Evet tabii ki Türkiye'yi bu kadar berbat bir şekilde betona boğup yok edebilen bir şey hakikaten hayranlık uyandırıyor. Atom bombası gibi bir şey yani bu inşaat sektörü. Değil mi? Ayrıca yaptıkları binalar sayesinde de insanlar deprem altında acılar çekerek öldürüyor. Yani 3 Oscar'lı bir korku filmi gibi değil mi? Yani insanların çatır çatır binada enkaz altında ezilip ölmesi. Tabii çok başarılı bir inşaat sektörümüz var. Tabii ne demezsin. İşte bu başarılı ve dinamik inşaat sektörümüzün istihdam ve katma değer üretmesi adına belediyelerin istedikleri her yeri imar açmasına izin verilmemiş. Hakikaten de öyle yaptılar. Yani ben her gün yani işime gidip gelirken yolun kenarında yeni bir yerde pıtrak gibi bir site bittiğini görüyorum. Memlekette ekecek toprak bırakmayana kadar durmayacaklar.
Evet. Yani keza devlet planlamanın kapatılması, işte plansız ekonomi, plansızlaşma, dahilde işleme rejiminin tamamen ithalata izin verir hal. Yani eskiden dahilde işleme rejimi iç piyasadan tedarik yoluyla işlerdi. Ali Babacan 2006 yılında tamamen ithalata açık bir dahilde işleme rejimi getirdi. Yani her şeyi ithal edip sadece burada işleyerek yurt dışına satabilirsin. Hiçbir şeyi ülke içinden tedarik etmek zorunda değilsin. Dolayısıyla sonuçta ne oldu? Aslında işlediğimizin bir kısmını iç piyasada da sattığımız için ihracatımızın artması, ithalatımızın daha çok artması anlamına geldi. Ve bugünkü bu korkunç kısır döngüye düştük. Hiç ihracat yapmasak daha iyi. Kârdayız. Evet. Hiç dışa açık vermeyeceğiz. Evet, açığınız yükselmiyor en azından. Efendim, örneklerimiz... İhracat rekorları kırıyoruz diye de açıklamak. Hayır, asıl ithalat rekor kırıyoruz. İhracat rekor kırdığımız falan yok kardeşim. Mecliste bunu söylüyorlar da, şunu diyemiyor. Orada bir tane adam görmedim. Mecliste adam savunuyor. İhracatımız şöyle patlama yaptı. Hayır, ithalat rekor kırıyoruz. İthalat ya patladı. Bir tane vekil de çıkıp diyemiyor ki, ithalat ne oldu, ithalat ne oldu diye bir tanesi de sormuyor hocam ya. Meclisimizin genel profili düşük. Evet, kabul ediyorum. Yani. Seneye de birkaç milletvekilimizi ziyaret etmiştik, hatırlarsın. Evet. Benim ilk günler yaşadığım şok, birkaç gün kendime gelemedim, hatırlarsın bu günlerde. Ulan bunlar milletvekili olduysa biz eyvah bitmişiz yani biz. Daha beter. Yani 3 gazı güdemeyecek herifler bunlar milletvekili. Çok daha beter bir jenerasyon geliyor. Yani gelen gidene, gelen gideni aratır hocam, bunu da unutma. Ben şöyle söylemek istiyorum. Eğer bir ülkeyi sömürgeleştirmek istiyorsanız, eğer bir ülkeyi köleleştirmek istiyorsanız halkını, birer tane Özal gönderin, birer tane Kenan Evren gönderin. Kenan Evren, önce yani, Kenan Evren. Evet, önce bir Kenan Evren gönderin, darbe yapsın. Sonra nasıl Tayyip Erdoğan'a kendileri bulurlar değil mi? Ondan sonra bir tane Özal gönderirsin, ondan sonra bir tane Ali Babacan'ı Tayyip Erdoğan'a gönderirsin, ondan sonra bir tane Ali Babacan gönderirsin. Yani. Ya bu arada ben Tansu Çiller'i hiç sevmezdim ama dediğin gibi hep gelen giden aratıyor. Ya Tansu Çiller bunlardan iyiymiş be abi. Vallahi hocam, vallahi bunlara göre daha şeymiş, biraz daha becerikliymiş, biraz hocam, daha kafası çalışıyormuş, hayret ettim. Resmen yani o kadar CIA ajanı gibi bir şeydi yahu o da yani. Yani en azından durum daha iyiydi veya bir şeyleri toparlıyordu. Kendince bir tür ulusalcı bir tavrı vardı galiba. Onu göstermelikti hocam yani. Yani her neyse ya, dediğim gibi giderek gelmekte olanların başarısızlığı, yani bizim adımıza başarısızlığı. Aslında şöyle oluyor. Küreselleşme adına başarıları giderek daha çarpıcı hale şimdi geliyor. 12 Eylül'de temelleri atılmış ve ondan sonra gelen yöneticiler de bu sistemi devam ettirmişler. Devam ettirmişler. Geldiğimiz nokta bu. Bundan daha ilerisi var mı? Daha ilerisi var. Eğer bu sistem bu şekilde devam ederse biz tam bir sömürge olacağız. Ya yani iktidar değişir. Ya Birleşik Arap Emirlikleri Ahmet gider, gider Mehmet gelir. O da önemli değil. Önemli olan bu sistemi tersine çevirmek. İşte Ali Babacan'ın dediği gibi keşke özelleştirmeseydik. Yanlıştı. Kamula açtır kardeşim. Bunu yapmazsan sen tersine çeviremezsin bakın, sistemi. Bakın Ali Babacan'ın riyakar olduğunu zaten herkes kabul ediyor. Ben insanların gördüm. Onun gülümseyen bir çehresiyle çıktı. Yeni bir şeyi var. Reklam var. İnsanlar televizyona tükürüyorlar onu görünce. Evet. Dolayısıyla onun riyakarlığı belli. Seçime girmeye de cesaret edemedi. Çünkü ben hep söylüyorum, oyu 1/7. Kemal Bey, ben o yüzden kızıyorum. Bu adamları niye topladın kardeşim, buraya getirdin de meclise giremeyecek adamları alıp bir de yarın diyorsun ki, diyorsunuz ki hocam ekonomiyi bunlarla yöneteceğim diyorsun ya. Türkiye'yi bunlarla yöneteceğim. İnşallah öyle bir hata yapmaz. Yani çok kötü bir şey olur değil mi? Neyse, yarın da Afacan Ali Can'ın son yumurtladığı bu kredi mevduat fonu evet, kuracakmış. Evet, evinizi, işte evinizi, barkınızı Amerikalılara satıyoruz. Sizi de donunuzla sokağa atıyoruz. Hepiniz birer hatayla depremzede olacaksınız. Evet. Üstelik bunun için evinizin yıkılmasını evet, beklemenize de gerek yok. Depremi bile beklemeyeceksiniz. Ne kadar da şirin anlatıyor değil mi? Şirin şirin anlatıyor. Evet. Sanki böyle umut İhanet satıyor. Planını. Umut satıyor. Öyle bir şey anlatıyor ki. Herkes... Önümüzdeki programımızda da onu evet, anlatalım. Meralar bitti, madenler bitti, fabrikalar bitti. Her şey bitti. Üretim araçları. Başınızı sokacak evimiz kaldı. Başınızı soktunuz, evi de Ali Babacan sayesinde küresel sermayeye teslim edeceğiz kardeşim. Evet, evet. Üstelik bak, don gömlek hepiniz sokağa atılacaksınız. Müjde. Üstelik bunun için depremi beklemenize bile gerek yok. Evet, Ali Babacan sizlerin hepsini yapacak. Oy verin yeter. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet oldu hakikaten. İnşallah öyledir. İnşallah birilerine biraz hakikate bilgiyi ulaştırabiliriz. Vallahi doğruyu söylüyoruz. Bu ülkenin kurtuluşunu da söylüyoruz.
aklı olan, gerçekten yurtsever olan, gerçekten ben memleketini seven bir vatanseverim diyen, kendisini öyle nitelendiren adamların hiç kimsenin buna itirazı olamaz. En büyük düşmanımız neoliberalizm ve onun işbirlikçileridir. Yoksa bu ülkedeki her şey herkese yeter. Hem de vallahi öyle güzel yaşatır ki, öyle iyi yaşatır ki cennet olur bu ülke. Evet efendim. Yani ama temel efendim Atatürk sık sık 1930'dan sonra, bakın daha önce muasır derken 1930'lardan itibaren rahmetli Gazi Mustafa Kemal müreffeh medeniyet seviyesi demek demeye başlar. Burada Keynes'e atıfta bulunur. Mustafa Kemal Atatürk Keynes'i gayet iyi biliyordu. Refah devleti diyor. Refah devleti inşa edeceğiz demeye başlar. Bu Keynes'in genel terminolojisidir. Dediğine tutturmak mümkündür. Yani öyle lafta Atatürkçü olmakla ben Atatürkçüyüm diye atıp tutmak bu iş olmaz. Bakın Atatürkçülük laiklik en son maddesidir. Salt laiklik, işte din düşmanlığı, böyle tuhaf, acayip yobaz bir çağdaşlık değildir. Atatürkçülük İtalya arabanızın arkasına Kemal Atatürk imzası yapıştırmak değildir. Atatürkçülük tam bağımsızlıktır. Evet. Atatürkçülük iktisadi egemenliktir. Ekonomik milliyetçiliktir. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği yönde Keynesçi bir ekonomi modeliyle bu ülke düzele çıkar, müreffeh dolu, süper güçlü olur kardeşim. Bunlar daha biz bunu biliyoruz ama bu hakikati gizlemeye çalışanlar sadece hegemonyaya ve küreselleşme adı altındaki yeni emperyalizme hizmet ediyorlar. Neoliberalizm de bunun kuramsal kısmıdır. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Selahattin Okunoğlu hocamız gerçekten bize çok detaylı anlattı neoliberalizmi. Öyledir inşallah. Bu ülkede yaptıklarını ve aslında işbirlikçilerine de vurgu yaptık. Ve bundan sonra şu... Valla efendim aslında bakarsanız galiba ben şaka maka yani kendimce mütevazi çabalarım sonucu galiba neoliberalizmi Türkiye'de en iyi bilen 10 kişiden birisi olmuşum. Farkında olmadan. Onun için beni İzmir İktisat Kongresi'ne almadılar. Almadılar. Tavsiye yani. Ettik ama olmadı. Konuşturmadılar beni. Çünkü ne bileyim ben adamların neoliberalizm kongresi Atatürk'ün kemiklerini sızlatacağını. Sana baktılar şimdi CV'de bilmem neyle şimdi adamlar yani ben orada başka açıkçası bir şey empoze etmeye çalışıyoruz. Adam gelip bize tam bağımsızlıktan, orada tam istihdamdan bilmem neden bahsedecek. Refah devletinden falan yani bahsedecektim. Onların analarına sövmüş gibi olacak idi. Evet. Ne bileyim ben adamların neoliberal kongre düzenleyeceğini. Beni konuşturmadılar evet. Tabii. Peki çok teşekkürler hocam. Hoşça kalın, dostça kalın. Biraz daha konuşacağız. Sabaha kadar konuşuruz biz böyle ama. Yok ama izleyeceğiz. Bu akşam bu kadar yeter. Gelecek program evet. Cin Ali'nin yeni cinlikleri. Hoşça kalın, dostça kalın.